Şimdi Türkiye yeni bir projenin üzerinde çalışıyor. Çok doğru bir proje. Cumhurbaşkanı Erdoğan ipuçlarını açıklamıştı. Bakan Soylu da biliyorsunuz bayramın ilk bölümünü İdlib'de briket evleri denetleyerek geçirmişti. Şu işe biraz odaklanalım istedim. Briket ev nedir? Türkiye'yi ne beklemektedir? Buradaki geçici kabul, Suriyeli sığınmacılar, misafirlerimizin yerleşmesi, kaça mal oluyor, kaç oda, 3 artı 1, 2 artı 1. Bilmek lazım. Bilmek lazım hayatımızın orta yerinde çünkü. Hadi dersimizde çalıştık. Şöyle bir toparladım. Bir anlatmak isterim size. İdlib konutları. Söylemek lazım. Birçok bölgede var ama ağırlıklı İdlib kırsalında, İdlib ve çevresinde. 1 milyon Suriyelinin geri dönüş. Yani barınacak yer temel gerekçe. Tarih boyu insanlar karnını doyuracak, doymak, barınacak, üzerine bir çatı bir dam ve tabii ki de bildiğiniz üzere güvenlik. Kıyafeti de koyarsak bu üç başlık üzerinde hayatımız bunun üzerine kurulu. Teknoloji gelişti ama yıl 2022 hala ilk çağlardayız. Temel ihtiyaçlar aynı. 1 milyon Suriyeli için 13 ayrı bölge oluşturuluyor. Türkiye yine büyük bir fedakarlıkla tüm eleştirileri Ankara göğüsleyerek yardım kuruluşlarının da desteğinde bu büyük operasyonu yapıyor. Dünyada seyrediyor. Üzücü. Maliyetle başlayalım. 48 metrekare en büyük olan briket evler. Şöyle geniş coğrafyada görüyorsunuz. Baki şu yapımı devam edenleri de göster 48 metrekarelik. Ben de üzerine konuşayım. İki oda, mutfak, tuvalet ve banyo var. Peki kaç para? Ya bu kaç liraymış maliyeti? Bağış alınıyor birçok yardım kuruluşu deniz fenerinden işte sadaka taşına araştırdığınızda İHA'ya görebiliyorsunuz. Durumu olanlar destek olsunlar. Türkiye'nin kendi derdinin çözümüne de yardımcı olacak bu. Tek bir biriket evin bedeli 48 metrekarelik için söylüyorum 1750 dolarlarda. Bugünkü kurla döndüğünüzde 26 bin lira gibi bir rakam. Ama bu en böyle maliyetli ve en gelişmiş olanı. Belki 3-4 çocuklu bir aile yaşayacak. Bir de 25 metrekarelikler var Biriket ev. 7-10 bin lira arası en az 7 bin liralarda tekrar ediyorum bağış kabul ediliyor. Bu destek imkan olanlar için önemli. Kim yapıyor? 36 bin briket evi yardım kuruluşları. Dedim ya Deniz Feneri'nden Sadaka Taşı'na İHH'ya 7-8 Kızılay ve Afat'ta devreye girecek. 14 bin de onlar yapacak. 50 bin ev hedefleniyor briket anlamında. Nerede yapılıyor? Bilenler hatırlayacak Cilve Gözü sınır kapısından çıktınız Suriye'ye. 14-15 kilometre gittikten sonra işte o yol üzerinde Sarmada, Esnaf Şehri ve yanında Barışa. Barışa'nın önemi ne? El Bağdadi. Yani biliyorsunuz IŞİD'in öldürülen liderinin öldürüldüğü, saklandığı yer. Oraya birkaç kilometre mesafede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarının da olduğu o alanda bu şehirler, briket evler kuruluyor. Öncelik kimde? Noktayı koyalım. Türkiye destekli savaşta muhalifler, Türkiye ordusuna destek veren muhalifler, ÖSO'nun geride kalan, şehir olan, vefat eden aileler öncelikli orası için, o briket evlere yerleşmek için dediğim gibi Türkiye'nin şu göçmen meselesinde bir parça rahatlamasını sağlayacak, 1 milyona yakın Suriyelinin en azından başını sokacak bir evi garanti edilmesi, güvenliğinin garanti edilmesi lazım. Biriket evler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktaları, evet temiz elektrik, su, temiz su bunlar tersine göçü tetikleyecektir diye düşünüyoruz. Hadi devam.